1994-95 sezonunu zirvede bitiren Beşiktaş, yeni sezonda öncelikli hedefini yeni kurulan Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek olarak çizmişti. Christoph Daum yönetiminde başta Sergen Yalçın olmak üzere ligimizin önemli isimlerine sahip olan Kara Kartal, çok önemli iki yıldız oyuncuyla da kadrosunu güçlendiriyordu. Hemen bir yıl sonra Manchester United'a transfer olarak yıllarca Premier Lig'de oynayacak olan Ronny Jonsen'i savunmaya alan Beşiktaş, hücum bölgesine ise Bundesliga'nın sayılı golcülerinden Stefan Kuntz'u transfer ediyordu. Stefan Kuntz'u o yaz düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Alman milli takımının forvet oyuncusu olarak izleyecekti futbolseverler. Kadro güçlendirilmişti. Kura'dansa o dönem çok bilinmeyen ama devam eden yıllarda Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olmayı başarmış Zorlu Rosenborg çıkıyordu. O dönem çok bilinmediği için de bu öncelikle iyi bir kura olarak görülmüştü Beşiktaş için. İlk maç 9 Ağustos 1995 günü Norveç'teydi. Siyah beyazları takip eden herkes temsilcimizin Türkiye'ye avantajlı bir skorla dönmesini bekliyordu. Yüksek Kuzey ekibi karşısında adeta çaresiz kalmıştı siyah beyazlılar. Sonraki yıllarda Türk takımlarının hemen her Norveç deplasmanında çok da farklı senaryolar göremeyecektik. Bu sonucun ardından İstanbul'da İnönü Stadı'nda zoru başarmak için sahaya çıktı siyah beyazlılar. İstanbul valisi Hayri Kozakçıoğlu ile beraberiz. Evet Sayın Kozakçıoğlu, 3-0'lık bir ilk karşılaşma ve zorlu bir revanş. Neler temenni ediyorsunuz, neler bekliyorsunuz? Bugün bütün Türkiye'nin kalbi Beşiktaş'la beraber. Bugün Beşiktaş Türkiye temsilcisi oynuyor ve inanıyorum ki Beşiktaş'ın kadrosu, Beşiktaş'ın teknik kapasitesi bu takımı eleyebilecek güçte. O 3-0 normal bir sonuç değildi. Beşiktaş bugün gerçekten güzel golleriyle revanşı almak ve onu elemek suretiyle hem o sonucun anormal olduğunu gösterecek hem de Türk futbolu en iyiceki temsil edecek. Buna inanıyorum. Bu inançla geldim. Ben inşallah Beşiktaş'ı alkışlayarak buradan çıkacağız. Peki bir skor tahmininde bulunmanızı istesem? Vallahi gönlümden 4-0 geçiyor tabii. Oldu, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Siz ekranlarınız başında coşun ve stadı dolduran binler ve biz evlerimize gülümseyerek gidelim. Bütün dileğimiz bu. Kolay gelsin Beşiktaş. Taç Beşiktaş'ın Christoph Daum çok zor bir 90 dakika yaşayacak. Christoph Daum görüntüye geliyor tekrar. Uzun bir taç, Mehmet koşuyor. Hadi Mehmet, iyi orta. Mehmet orta, Kuntz vurdu, gol! Gol, gol, gol! Stefan Kuntz! Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Çok iyi çocuklar. İşte böyle şok gollerle çözülmesi lazım Beşiktaş'ın. Erken geliyor, gol güzel geliyor. Stefan Kuntz! Beşiktaş 1, Rosenborg 0. Bravo çocuklar, haydi! 1-0 öndeyiz sevgili seyirciler. Stefan Kuntz! Müthiş bir tezahürat. Norveçleri çökertmemiz lazım. Ve 1-0 öndeyiz şu anda. İlk maçta bu pozisyonları bulamadık. Ama bu maçta bol bol bulacağız. Sahaya iyi yayılıyoruz sevgili seyirciler. Kaptan Rıza. Golü tekrar tekrar izliyoruz. Sergen. Kuntz, Sergen. Sergen, Rıza, Orhan topu alıyor. Orhan sağ kanatta, Orhan ceza sahasında, Orhan yerde ama hakem nerede? Hakem çok geride ve hemen Rosenborg savunması tehlikeyi uzaklaştırmak istiyor. Recep, Orhan topu iyi bulan önünde. Mutlu. Sergen. Sertan koşuyor. Sertan ceza sahasında. Hadi Sertan kalecini kucağına. Kalecini kucağına. Ah biraz köşeye gitse o top. İkinci golün gelmesi işten değil. Stefan Kuntz orada. Ve pozisyonu tekrar izliyoruz. Kaptan Rıza.
Rıza'dan Sertan'a. Sertan ceza sahasına, açma topu ayağından. Açma topu ayağından Sertan. Kunt. Sergen. Sergen yerden vuruyor, kalecide kaldı. Sergen görüntüye geliyor. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Mutlu'dan pas. Mehmet. Sertan pozisyon hatası yaptı. Şimdi topu kontrol ediyor. Sertan ortasında yaptı. Kunt ve yumruk. Ceza yayında birinin olması lazım. Jonsen. Jakobsen en tehlikeli oyuncuda topu kapıyor. Jakobsen. Vurdurmayın Jakobsen'i. Jakobsen altta gidiyor. Derin bir oh çekiyoruz. Alman kale vuruşunu kullanacak. Jonsen. Sergen. Mehmet'e iyi pas. Hadi Mehmet. Durdur bunu yaz. Mehmet. Orta. Ah. Ah. İyi orta. İyi orta. Kunsor da bomboş. Kademe anlayışları şu ana kadar iyi. Ama nasıl olsa hata yapacaklar. Jakobsen. Jakobsen en tehlikeli oyuncuları. Aman dikkat. Alman uzanıyor. Pozisyonu takip etmek lazım. Tehlike devam ediyor. Gözlerimi kapamak istiyorum bu pozisyonda. Ama kapatmamam lazım tabii ki. Korner. Çok büyük bir tehlikeydi. Ve Rosenborg takımı şimdi köşe vuruşunu kullanacak. İşte pozisyonu izliyoruz. Az önce Kunz koşuyor. Stefan Kunz götürüyor topu. Kunz. Hayır diyor hakem. Bu karara isyan edilmez mi değerli seyirciler? Arkadan resmen itilme var. Orhan. Recep. Aman dikkat. Jakobsen vurdurmayın, vurdurmayın. Derin bir nefes aldık yine Jakobsen. Çok süratli bir oyuncu. İzliyoruz pozisyonu. Bir anda orada boşuna kaptırılmış bir top. Rıza geriye çıkartıyor topu. Sergen. Ceza sahasına doğru. Dur pozisyonu. Hadi gol. Pozisyonu izleyeceğiz şimdi. Topun tamamının çizgi geçmesi lazım gol olması için. Fransız hakem görüntüye geliyor. İşte pozisyonu izliyoruz. Bu top geçmiş, bu top geçmiş. Olmaz böyle şey, olmaz. Olmaz böyle şey. Bu top geçmiş. 1966 Dünya Kupası'ndaki gibi geçmemiş topa gol veren hakem değil bu. Geçmiş topa gol vermiyor. Olmaz böyle şey değerli seyirciler, olmaz. Yan hakem sadece bayrağını tutuyor bu maçta. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Şimdi ataktalar. Alman dikkat. Alman dikkat. Ah. Yıkıldık, bittik. Yıkıldık, bittik. O kadar çok seviniyorlar ki. O kadar çok seviniyorlar ki. Olmaz böyle şey. Norveç Ligi'nin gol kralı Bredbach topu ağlara gönderiyor. Çok talihsiz bir gol yedik sevgili seyirciler. Her şey iyi gidiyordu. Savunmamız hata yaptı. Golü yedik. İşte izliyoruz. Bu gol bizi üzmedi. Adeta yıktı, kahretti. Oktay. Tek atakla 90 dakika boyunca iki kere geldiler. Biri gol oldu. Beşiktaş'ın hata. Fransız hakemde. O ilahi düdüğünü Beşiktaş için çalmadı ve bunun sonucunda hep beraber yıkıldık. İşte savunmada yine hata. Alman dikkatli, bu kez kurtarıyor Alman. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Sol kanatta Jakobsen. Sergen. Mehmet, Alpay'a doğru, Alpay ceza sahasında.
aman Beşiktaşlar ceza sahasına girmesinler. Hakem için siz neler söylüyorsunuz ben biliyorum. Ben de içimden söylüyorum. İşte hemen pozisyonlarda Beşiktaş aleyhine, ilk yarıda fazla hissettirmedi ama ikinci yarıda verdiği o karar var ya, tam üstüne giydiği kapkara gömleğe yakışan bir karar. Recep, Kunt, Mehmet, tekrar Kunt, iyi vur Kunt. Savunmadan geri geliyor. Elle müdahale var. Bunu göreceğiz her çekimde. Eğer elle müdahale varsa hiç şaşırmadık. Hakem çalmaz çünkü. Alman. Az önceki pozisyonu izliyorsun. İşte bu kadar mesafe. Uzatılmış bir kol. Ve o kol topun gidişini nasıl engelliyor? Hakem de bu maçtan sonra herhalde kesinlikle bir göz doktoruna gidip gözlerini muayene ettirecek. Eğer taraflı maçı yönetmiyorsa. Rıza. Alpay. Alpay ceza sahasında. Hadi Alpay. Hakemin müdahalesi penaltı. Geç karar ama geç karar. Penaltı ama geç karar. Hakem bunu da vermeseydi herhalde Fransa'dan Fransa'ya biraz zor giderdi. İşte pozisyonu izliyoruz. Stefan Kunt geliyor. Stefan Kunt vuruyor ve gol. Ve gol ve gol. Stefan Kunt. İnönü stadı Kunt diye iniyor. Beşiktaş 2, Rosenborg 1. Tekrar tekrar izliyoruz. Topun tamamı kaleye geçsin. Fransız hakem yardımcısına bile bakmadan, yardımcısı yerinde çakılı kalsın ve golümüz gasp edilsin. İşte bunun sonucunda yeniyoruz ama hüzünleniyoruz. Stam ve Surt. Mehmet. Rıza. Recep. Hadi çocuklar bir gol daha. Alpay ceza sahasında. Alpay. Alpay iyi vuramadı. Sergen. Mehmet. Mehmet'in vuruşu. Gol. 3-1. Bravo çocuklar. Bravo. Durum 3-1 oluyor. Bravo çocuklar. Yenilsinler ama İstanbul'u unutmasınlar. Durum 3-1 oluyor sevgili seyirciler. İşte Mehmet topu alana gönderiyor. Beşiktaş 3, Rosenborg 1. İşte izliyoruz Mehmet. Çok güzel vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Jonsen, Rıza, Mehmet, Alpay koşuyor. Hadi Alpay. Alpay ceza sahasında. Alpay vuruyor dışarıya. Yapma Alpay. Bu da olsun. Norveçliler ayağa kalktılar. Maç bitmek üzere ama paniğe kapıldılar. İşte pozisyonu izliyoruz. Orhan, sol kanada iyi pas. Hadi çocuklar. Alpay ceza sahasında. Alpay geriye çıkar. Sergen, vur Sergen. Savunma çıkartıyor topu. Beşiktaş'ın hata sürecek ama olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Evet, Norveç'ten seviniyorlar. Görüntüde kara gömleğini, kara vicdanını görüntüye getiriyor yönetmenimiz. Üstüne giydiği kara gömleği vicdanına da yansıtan bir Fransız Beşiktaş'ın tam anlamıyla ipini çekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş ve elveda diyor. Rosenborg seviniyor ama bu Rosenborg'u Beşiktaş bir kez daha belki yakalarsa bu aynı sonuç ortaya çıkmaz. Üzüldük ama şunla da seviniyoruz. Beşiktaş şanıyla, şerefiyle mücadele etti. Az hata yaptı. Hakeme engel olamadı. Hakem Beşiktaş'ı görülmeyen zincirleriyle kelepçelemiş ve kenetlemişti. İki pozisyonda kara vicdanlı Fransız düdüğünü çalmadı ve bunun sonucunda Beşiktaş kaybetti. Zoru başarmaya aslında çok yaklaşmıştı kara kartal ama bu kez de önüne Fransız hakem Mark Bat da çıkıyordu.
çizgiyi geçtiği net belli olan pozisyonda golü vermeyen, ardından bir de penaltıyı çalmayan hakem, Beşiktaş'ın zoru başarmasının önündeki en büyük engeldi. Bu karşılaşmanın getirdiği moral bozukluğunu bir türlü üstünden atamayan siyah beyazlılar, ligi 3. sırada bitirirken sezon sonu Christoph Daum'la yollar ayrılıyordu.